Hepinize merhaba. Bu videomuzda ceviz bahçemize rotavatör uygulaması yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bahçede otlar büyümüş durumda. Aslında 1,5 ay önce yeşil kurutan ile bahçedeki otları öldürmüştük. Fakat bu yıl malumunuz hava şartları, bir hafta yağış, bir hafta güneş, bir hafta yağış, bir hafta güneş, otları hızlı bir şekilde yine büyüttü. Onun için bu sefer rotavatör ile otları yok etmek istedik. İki-üç gün önce rotavatörü bahçeye soktuğumuzda yer kurumuş, rotavatör toprağa girmiyordu. Yine bir yağış beklendiğinden dolayı yağmur yağdıktan 2 gün sonra rotavatörü tekrar bahçeye soktuk ve şu an gördüğünüz gibi rotavatör en azından bahçede çalışabiliyor. Daha önce rotavatör girdiğinde yağmur öncesi toprağın neredeyse üzerinde kayıp gidiyordu. Ama şu anda çalışabiliyor. Bu yıl hava şartlarından dolayı yağmur, güneş, yağmur, güneş derken otlar hızlı bir şekilde tekrar büyüdü. Otlar büyüdükten sonra yeşil kurutan ile öldürmek biraz daha zor olduğundan dolayı rotavatör ile otları yok etmek istedik. Bu bahçemiz 4 dönüm üzerine kurulu. Yaklaşık 90 ağacımız var. Ağaçlarımız 4 yaşında. Kasım 2020'de 4 yılı dolup 5. yılına girecekler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bazı yerlerde otlar daha da büyümüş. Ve makina şu an gayet güzel otları parçalayabiliyor. Ceviz bahçesi arkadaşlar çok emek gerektiren bir iş. Otla mücadelesi çok zor. Onun için sürekli yeşil kurutan ya da rotavatör çalıştırarak otları yok etmeniz gerekiyor. Gerçi bizim ağaçlarımız büyüdü. Bu boydaki ot ürüne çok zarar vermese de topraktaki mineralleri çaldığı için otları yok etmeye çalışıyoruz.
dediğim şekilde bu bahçe 4 yıllık bir bahçe. Cheddar cinsi cevizlerimiz. Bu yıla kadar üzerindeki ürünleri sürekli kırmıştık. Geçen yıl sadece her ağaçta 1-2 tane, 3-5 tane olacak şekilde ürün bırakmıştım. Bu yıl ürünleri kırmadık. Olduğu gibi üzerinde bıraktık. Yaklaşık olarak şöyle bir saydığımda da her ağaçta 100-150 civarı şu anda ceviz bulunuyor. Rotatör uygulamasından sonra hava şartları bilmiyorum nasıl gidecek. Sıcaklar bastıracak olursa damlamalarımızı kurup sulama işlemine başlayacağız. Sulamayı damlama ile yapıyoruz. Ağaçların üzerinde damlamaları görüyorsunuz. Hatta bu yıl değişecek. Damlamalar biraz daha büyümesi gerekiyor. Damlama halkalarının büyütmemiz gerekiyor. Damlamayı tek bir ana boru üzerinden her ağaca etrafına halka şeklinde alıyoruz. Bu şekilde sulamayı yapıyoruz. Ve gübreyi yine gübre tankımız var. Gübre tankımız üzerinden veriyoruz. ...90 ağaçtan yaklaşık 7 tane falan ağacımız kurumuş, alttan yaban çıkmıştı. Onlara tekrar aşılama usulüyle aşı yaptırdık. Hatta geçen yıl rüzgardan, geçen yıl yaptırmıştık aşılarını. Rüzgardan biri devrilip kırılmıştı. Bu yıl kırılan ağacımıza tekrar aşı uygulaması yaptık ve tuttu. Şu an gayet iyi. Eğer bu uygulamayı yapmazsak arkadaşlar, sulama yaparken sıkıntı yaşıyoruz. Hatta şu an rotavatör ağaçların dibine kadar yanaşamadığından dolayı dip kısımlarını yine bir çapayla kendimiz temizleyeceğiz. Ondan sonra damlamaları çekip sulama işlemini yapmayı düşünüyoruz. Bazı yerlerde evet gördüğünüz gibi otlar çok daha fazla büyümüş gözüküyor. Bir de bunun içine kışın bir arkadaş yaklaşık 15-20 tane koyunu salmıştı. Koyun her ne kadar olsa, ne kadar olmasa toprağı sertleştiriyor üzerinde gezindikçe. Çapalama işlemi bile gördüğünüz gibi biraz daha zor oluyor. Normalde bu makina ilk geçişte daha toprağı kabartması gerekiyor ama yer tepik olduğu için çapalama işlemi de zor oluyor.
Bugüne kadar arkadaşlar cevizlere genelde 3-15 dengeli gübre, fümik asit şeklinde sulamalarını yaptım. Üç sulama, her hafta gibi sulamalarını yaptım. Her hafta sulama da 3-15 dengeli gübre. Dördüncü hafta üre vermiştim. Her yıl normal olarak budamalarını düzenli olarak bahçenin yaptık. Çoğu kişi merakla ceviz üretimine giriyor. Fakat çoğu bahçeyi gördüğünde bahçeleri ota sarmış bir şekilde görüyoruz. Özellikle yeni ekilen küçük cevizlerde ot sardığı zaman ilk yıl özellikle ağaç ottan dolayı nefes alıp büyüme bile sağlayamıyor. Onun için ot mücadelesi çok önemli. Özellikle ilk yıllarda çok önemli. Her yıl normalde bu zamana kadar damlamaları kurmuş bahçemizin sulama işlemini haftalık olarak düzenli yapıyor oluyorduk. Ama bu yıl dedim ya, hava şartlarının dengesizliği, her hafta şu an yağış alıyor. Bir hafta yağış, bir hafta güneş. Onun için bugüne kadar Haziran'ın bugün 20'si, bu tarihe kadar daha bahçemizi hiç sulama yapmadık. Yağışlarla gidiyor. Ve gördüğünüz gibi bahçenin rotavatör uygulamasını bitirdik. Ağaç dipleri hariç her taraf düzgün bir şekilde otsuz olarak bahçe ortaya çıktı, daha doğrusu. Ağaç diplerini de kendimiz çapa ya da el çapası ya da normal çapayla bu otları alarak damlamaları kurup bundan sonra yağış olmazsa damla sulama işlemine geçeceğiz. Herkese bereketli bir yıl olması dileğiyle hoşça kalın.